Evet arkadaşlar, bugün sizlere OSM'de nasıl siteden hesap açıldığında e-postayı veya uygulamadan hesap açtıktan sonra şifremizi öğrenebileceğimizi anlatacağım. İlk olarak siteden açılan hesabın e-postasını aktif etmeyi göstereceğim. Mesela transfer yapamadığımız için. Örnek olarak şimdi Tosi'yi mesela transfer listesine ekle diyorum. Onayla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi hesabınızı aktif et diyor. Hemen hesabımızı giriyoruz. Ama gireceğimiz hesap OSM'ye önceden kayıtlı olmayan bir hesap olmalı. Hemen girelim. Kendi hesabımdan bir tane girelim. Ve gönder diyoruz emin olduktan sonra. Aktivasyon linki gönderildi diyor. Şimdi diğer telefonla geldi. Bekliyoruz. Gelen link, bir saniye, yanlış e-postadayım. Evet, hesap etkinleştirme geldi gördüğünüz gibi. Şu takip eden linke tıklayarak e-postanızı onaylayabilirsiniz diyor. Basıyoruz. Ve onayla seçeneği geliyor. Onaylaya basıyoruz. Bu kısım kolaydı arkadaşlar. Şimdi tekrar kontrol etmek için doğruluğunu göstereceğim size. Şurayı kapatalım. Sayfayı yenileyelim. Bekliyoruz transfer yapmak için oyuncuların yüklenmesini. Franco gönder, onayla diyoruz ve gördüğünüz gibi oldu. Şimdi asıl hesap, asıl sorun uygulamadan yani. Ya niye konuşamıyorum ben? Ne zamandır video çekmediğim için konuşamıyorum. Kısacası şöyle. OSM'yi telefondan açtığımız zaman şifremiz olmuyor. Ve biz hani başka bir hesaba geçeceğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sorunu aslında bundan bahsediyorum. Mesela ben farklı bir hesabım var. Ona da telefondan uygulamadan girmek istiyorum. Fakat buna da girmek istiyorum. Ama siz eğer e-postayı yazmadan şifre almazsanız bir daha bu hesabınıza girmeniz zor. Çünkü e-posta yazmadığınız için bir daha giremezsiniz. Mutlaka bir e-posta yazmanız lazım hesabınızın güvenli olması için. Eğer başka hesaba geçecekseniz veya telefonunuz bozulur, giremezsiniz. Mutlaka e-posta yazmanız gerekir. Şimdi bir tane menajer adı istiyor bizden. Direkt sağlayalım. Ne olsun şu oyuncuların. Tamam diyelim. Kontrat imzala. Kulüp alındı mı? Al Osmanlı'yı. Evet, gördüğünüz gibi. Eğitim geç. Tamam. Böyle telefondan hesap açtığımız zaman transferlerde hiçbir sıkıntı olmuyor. İstediğinizi alabilirsiniz. Ucuzlardan bir tane seçelim. Hemen. Gördüğünüz gibi hemen aldık arkadaşlar. Bir de biz satalım. Arkadaşlar, kadro. Mesela ben Çilanski'yi satayım. Gördüğün gibi hemen transfer listesine geldi. Fakat şimdi farklı bir hesaba girmemiz gerekiyor. Onun için de verileri hani silip tekrar olan hesabımıza giriş yapmamız gerektiği için bu hesaba bir daha giriş yapamayacağız. Ama bu hesaba da girmemiz gerektiği için şu arkadaşların üstüne tıklayalım. Sonra burada e-mail adresi yazar. Buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Yine OSM'de kullanılmadığınız her türlü veya yeni de açabilirsiniz, fark etmez. Şimdi diğer e-postama gireceğim.
En iyi ruh halin diye bir bildirim geliyor bize. Şimdi ana ekrana geliyoruz ve tekrar Gmail'e giriyoruz. Tabi aslında siz bir defa gireceksiniz. Ben size göstermek için iki defa Gmail'e girdim. Bakalım, evet, gördüğünüz gibi geldi kullanıcı adımıza yeni bir şey onaylama linki. Basıyoruz buna. Kapat diyelim. Devam. Bir saniye, ne oldu ya? Şöyle yapayım bir saniye. Tamam, doğru, basıyorum. Şimdi tamam mı? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu durdurdum. Ondan sonra nasıl yapacağım hakkında biraz hani araştırdım. Aslında hani zor bir şey yok. Ben biraz afalladım ne zamandır girmediğim için. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk olarak gelen mail bize bu. Ben normal Chrome'dan kendi hesabından çıkış yapmadığım için herhalde bir sıkıntı oldu. Buna bastım ben. İlk bastığımızda size farklı bir site gelecek şimdi. Burası geçiyor, direkt onaylayın. Onayladıktan sonra tabi burada İngilizce gösteriyor. Hemen şuradan bir Türkçe seçelim. Öyle daha rahat olur. Türkçe seçelim. Şimdi en iyi futbol şey, pardon. Burada menajer adını veya şifreni mi unuttun diye bir seçenek var. Basıyoruz. Ondan sonra biz e-posta adresimizi onayladığımız için artık telefonu açtığımız hesap bu e-posta üzerine kayıtlı olduğu için bu e-postamızı yazıyoruz. Hani ben şöyle yazdım bunu, eski. Bunu yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi gönderdiğim için yapmıyorum. Siz gönderdiğiniz zaman size şöyle bir şey gelecek. Bildirim gelecek. Yani e-postanıza posta geliyor. Ondan sonra buradan basıyorsunuz. Şimdi yine basmayacağım. Basmamam lazım. Bassam da bir şey olur mu bilmiyorum ama. Hadi basalım. Bastığınız zaman size successfully password reset diyor. Şöyle bir ekran geliyor. Sonra back to login diyebilirsiniz. Geri gelin. Ondan sonra Gmail'imize tekrar geliyoruz. Tabii ben Gmail'i kullandığım için. Yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi size şey ilk olarak bir şey veriyor. Login GY266, bu bizim zaten oyundaki ismimiz. Şifremiz de ZFM. Bunu kopyalayıp direkt uygulamadan giriş yapabilirsiniz. Ondan sonra da siteden veya bilgisayardan girdiğiniz zaman da şifre değiştir bölümünden ilk şifrenizi bunu yazarak değiştirebilirsiniz. Şimdi kısacası hemen göstereyim size nasıl olduğunu. Uygulamayı sıfırlamamız lazım. Giriş yapmak için. Tekrar uygulama yöneticisi diyelim. OSM. Evet, şimdi büyük yüklensin veriler. Veriyi siliyoruz. Böyle veriyi silerek hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz. Tabi eğer şifreniz varsa, yoksa benim yaptığım ikinci taktiği yaparak, taktik değil aslında, yapılması gerekeni yaparak istediğiniz hesaplar arasında giriş yapabilirsiniz. Burada herhangi bir tarafı bir yere basarak ekranın içinde bu ekranı geçebilirsiniz. Evet, size o oyunun bu seferki ilk ekran çıktı yine aynı şekilde. Buraya geçiyoruz. Zaten bir hesabım var. Menajer adımız GY266. Zaten bize şifreyle gelen. Şifremiz ise buradan
Bize verilen şifreyi buraya yapıştırıyoruz. Ve git diyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi hemen otomatik olarak giriyor. Evet, amacımız buydu. Amacımıza da ulaştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Zaten bana istek geldiği için bu videoyu çektim. Bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uzun bir video oldu ama olsun. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler.